Konya Beyşehir'de 1980'li yıllarda geri dönüşümle hizmete başlayan Çimçelik, zaman içinde atıklarını ekonomiye kazandırdığı silah fabrikalarına ham madde sağlamak üzere harekete geçiyor, kurucu Ömer Çimen hizmet odaklı çalışma prensibiyle fark yaratıyor. Beyşehir ilçesinde 1982 yılında dünkü adıyla hurdacılık, bugünkü adıyla geri dönüşüm sektörüne giriş yapan Ömer Çimen, zor yılların ardından işini çok sevmesi ve öngörülü davranması sayesinde iş potansiyelini artırıyor. Çimen, zor geçen o ilk yılları anlatarak söze başlıyor. Kendi aracımızla kendi işimizi yapmaya başladık. Tabi o zaman geri dönüşüm değildi artık. Şimdi son zamanlarda Çevre Bakanlığı'nın geri dönüşüme çevirdiği için o son zamanlarda çıktı, daha bu 6-7 yıllık mesela bu geri dönüşüm. Biz bunu köylerden toparlardık, giderdik, arabanın içinde yatırdık. Köylerden toparlar, burada getirirdik, buradan toparlar, İzmir'de fabrikaya verirdik. Beyşehir'de silah sanayinde kullanılan demir-çelik atıkları fabrikalardan alıp ekonomiye kazandıran Ömer Çelik, acaba diyor, sanayiciye hizmet için daha fazla ne yapabilirim? 92 yılında dedim ki ya bir de az daha sanayiciye hitap edelim, biraz daha vatandaşa hizmet edebilir miyim diye tabii düşündük. O zaman silah sektörü de yeni yeni gelişiyor burada. Vardı ama sanayileşiyor. Onlar da tabii bir pazar doğdu oradan da bize. Beyşehir'de av tüfeği imal eden fabrikaların ham madde ihtiyacını karşılayabilir miyiz sorusu yepyeni bir alanın kapılarını açıyor Ömer Çimen ve oğullarına. Biz bunlardan hurda aldık, geri dönüşümü aldığımız için onlar da baktık ki ya bunlar bu malzemeyi işliyorlar. Biz bunu ne yaparız, becerebilir miyiz? İyi kötü herhalde becerim dedim kendi kendime. O yıllarda yavaştan şeye girdik, o malzemeye girdik. Öncelikle namlu malzemesi temin ediliyor. Baktım ki bu malzeme çok işleniyor. Bu malzemenin 70 santimi 4 kilo civarında gelir. Bu 750 grama kadar düşer. Bak böyle içi oyulmuş şekilde böyle oyarlar bunu tornayla. Ondan sonra dişini de soyarlar böyle 750 grama. Tabii bu geri dönüşümden hem istifade ediyoruz, biz oraya çelik vermeye başladık, geri dönüşümde alıyoruz. Sonra sırayla diğer ham maddeler. Başlık ve ayak derler. Bu dolu malzemede bu. Bunun içerisini, şurasını oyarlar, burası fişek yatağı olur. Bu malzeme, daha bunun kalınları, çeşitler de var. Bu malzeme de başlığını tamamlar. Yıllar içinde ham madde çeşitliliği artıyor. Hal böyle olunca farklı şehirlerden de talepler gelmeye başlıyor. 95 çeşit malzeme kullanırlar. Bir silah belki de 105 de yanında var. Bir baktık bizi Düzce'den aradılar. Bir baktık İstanbul'dan aradılar. Bizi ama onlar benim onlara çok teşekkür ediyorum ki beni nasıl daha çok hizmet etmemin yolunu açtılar. Bana çelikçiliği öğrettiler. Ömer Çimen, analiz raporlarından başarıyla geçen bir ham maddenin satışını yapmanın gururunu yaşıyor. Düzce'de veya burada Huğlu Kooperatifi deriz, Huğlu'da, Üzümlü'de vesaire, Trabzon, buralarda bunlar ABD'ye yapıyorlar ekseri, Avrupa'ya yapıyorlar. Geçen gün öyle bir sevindim ki bizim sattığımız çelik sertifikalı ABD'de onaya şeye giriyor, laboratuvara, laboratuvardan onay çıkıyor. Bu çeliği kullanabilirsiniz diye. Ama sertifikalı. Şimdi bunu da duyunca kendi kendilerine elhamdülillah şimdi İstanbul'dan, Düzce'den, oradan buradan talep gelmeye başladı. Ömer Çimen'in yaşam felsefesini hizmet aşkı oluşturuyor. Faydalı olabilme duygusu işini aşkla yapmasını sağlıyor. Çimen, hizmet sevdasını genç nesillere öğütleyerek sözlerini noktalıyor. Para değil, bana hizmet lazım. Ben hizmet etmem lazım.
Ki Allah gücü, bana güç kuvvet verirse ölünceye kadar elime bastonla ben bu hizmeti yapacağım. Bastonu alacağım. Bastonla birlikte ben bu hizmeti yapacağım bu millete. Bu sanayicilere bu hizmeti yapacağım. Bu insanlara bu hizmeti yapacağım. Ne yapacağım? Sokaktaki geri dönüşümle o çöplerden o şeyleri toparlayacağım. Ekonomiye geri dönüşüm yaptıracağım. Ve oradan da hem o çalışıyor hem de oradan aldığım o şeyle de insanlara böyle hizmet edeceğim inşallah. Böyle. Ha ben ne hizmet? Para ikinci planda gelir bana. Ben vallahi para için falan çalışmıyorum. Ben ne yapacağım parayı? Zaten eğer sen Allah rızası için bir hizmet verirsen o para kendiliğinden gelir, korkma. Herkesin de bu yolda gitmesini istiyorum. Kardeşim dürüst olun, kaliteli yapın, bu insanlara zulmetmeyin. Zulmüle adab olan sonu ahirette de bozuk olur. Onun için ben Allah bana dürüstlük versin, hizmet edeceğim.